Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Televizyon adlı hikayeyi okuyacağım. Merhaba, ben Güneş. Zaman zaman içinde zamanın birindeyim. Günlerimi bıkmadan, usanmadan en çok sevdiğim televizyonla geçiriyorum. Nasıl bıkayım ki? Televizyon benim için kocaman bir dünya. Oyunlar da orada, arkadaşlarım da. Peki ya televizyon? O fazlasını yorulsa bile benimle zaman geçirmeye bayılıyordu. Bense gece olunca sadece ona iyi geceler, sabah görüşürüz diyerek uyumak için odama gidiyordum. O günlerde iyi geceler demeyi unuttuğum birileri daha vardı. Kukla oyuncaklarım da onlar. Eski günlerdeki gibi onlarla oynamam için günlerdir kutularında beni bekliyorlardı. Günler böyle geçip giderken babam televizyonu çok yakından izlediğimi fark etti. Telaşla bana, göz kontrolü için yarın doktor amcaya gitsek iyi olacak dedi. Ve ertesi gün beni doktor amcaya götürdü. Doktor amca muayene sonucunda televizyonu hem çok yakından hem de çok uzun süre izlediğim için gözlerimin bozulduğunu söyleyince çok korktum. Şansa bak, neler oluyordu. Doktor amcaya bozulan gözlerimi nasıl tamir edebiliriz dediğimde verdiği gözlüğü düzenli olarak kullanmamı tavsiye etti. Babamla gözlüğümü aldıktan sonra evimize döndük. Benim artık kıpkırmızı çerçevesi olan bir gözlüğüm vardı. Her şeyi eskisi gibi görebilecektim. Günlerden bir gün televizyona aniden bir şeyler oldu. Birden pat, güm diye bir sesle görüntüsü kayboldu. Ne olmuştu bu televizyona durup dururken anlamadım. Hayalse galiba televizyon hasta oldu. Babam televizyonu iyileşmesi için tamire gönderdi. Of, ben ne yapacağım şimdi diye düşünürken annem babamın bana bir sürpriz olduğunu söyledi. Neydi acaba sürprizi? Hemen koşarak babamın yanına indiğimde gördüklerime çok şaşırdım. Masada tahtalar ve benim eski oyuncak arabam vardı. Baba, Güneşciğim biliyor musun? Ben küçükken oyuncağımı hep kendim yapardım. Televizyon şimdi tamirde. O gelene kadar istersen seninle oyuncak bir televizyon yapabiliriz dedi. Ben oyuncak değil, gerçek televizyonumu istiyordum. Ama babamla oyuncak bir televizyon yapma fikri de çok hoşuma gitmişti. Babamla eski oyuncak arabamın parçalarını kutuya yapıştırıp harika bir televizyon yaptık. Sanırım ailemden öğrenebileceğim çok şey vardı. Peki ben şimdi bununla ne izleyeceğim diye söylenirken baba kutudaki kukla oyuncaklarımı getirmemi istedi. Bu iş iyice tuhaflaşmaya başladı. Oyuncak televizyon ve benim oyuncak kuklalarım. Babamın aklından acaba neler geçiyordu? O da ne? Baba kuklalarımı oyuncak televizyonda konuşturup oynatmaya, bense onları izlemeye başladım. O kadar çok eğleniyordum ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Günleri kovaladı ve bozulan televizyon taburcu olup tamirden geldi. Ama ben televizyon eve geldiğini fark etmedim bile. Çünkü çoktan yeni oyuncağımla daha eğlenceli bir dünya kurmuştum.